Пойми меня и прошу, поверь мне. Другого выхода нет. Лео, умоляю тебя. Уходи отсюда. Я не хочу навредить тебе. Но и ты пойми меня. Мне больно видеть тебя так. Ты так близко, но я не могу даже посмотреть на тебя. Кто-то идет. Алекс! Что с нами будет? Я уже не Алекс. Я Хурам Султан. Если останешься здесь, оба умрем. Sultanım. Hünkârım. Ben şaşırıyorum. Sizi beklemiyordum. Hatice Sultan'la ilgilenmek istedim. Hayırlı havadisi alınca geleyim tebrik edeyim dedim. Leo Efendi resimle nasıl yaptığını anlatıyordu. Bitmedi mi hala burası? Paşa, şu yukarıya biraz daha canlı renk yapmak istedi. Ah!
Ayağa kalk. Sana ayağa kalk dedim. Sultanım. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Maharetli ellerinle bu sarayın çehresini değiştirdin. Senden bir isteğim daha var. Hemen sultanımızla olan resmi bitireceğim hünkârım. O ayrı, o resmi bitireceğiz elbet. Senden deri üzerine resim yapmanı istiyorum, otağım için. Şey, başlayın, ben bilmiyorum. Ne otağı? Saray dışına çıktığımda, av yahut sefere gittiğimde kullandığım bezden sarayım. Çadır. Yatağımın üstüne koyacağım. Ona bakarak uyuyacağım geceleri. Senden benim için bir gökyüzü resmetmeni istiyorum. Gökyüzü? Evet. Bir yanda gece, bir yanda gündüz. Bir yanda beyaz bulutlar, masmavi bir gökyüzü. Diğer yanda karanlıkta parlayan ay ve yıldızlar. Hatice'm. Hünkârım. Kıymetlim. Hayırlı havadislerin beni pek bir sevindirdi. Allah analı babalı büyütmeyi nasip eder inşallah. Hünkârım, şeref verdiniz. Allah sizden razı olsun. Yalnızlığıma ışık gibi doğdunuz. Karnım acıktı. İbrahim'in şu meşhur masasında güzel bir yemek. Hemen hazırlarız hünkârım. Seni daha önce de uyarmıştım Nigar Kalfa. Lakin sen kimin sultan olduğunu unuttun gene. Sultanım ben... Dinle! Sus! Hürrem'in gölgesi, kölesi oldun. O kadın ne derse yapıyorsun. Onun etrafında dört döndüğünü görmüyor muyum zannediyorsun? Bana beraber kurduğunuz kumpasları bilmiyor muyum zannediyorsun? Sultanım, benim size karşı neyim olabilir ki? Ben sadece vazifem... Senin vazifen bana itaat etmek. Ama artık bitti Nigar Kalfa. Buraya kadar. Buna bir son vermenin vakti geldi. Efendim, yemeğiniz nerede yiyecek siz? Yok, aç değilim. Yemeyeceğim. Şu an ellerimle boğarım seni. Kimse ardına bile düşmez bunun. Malum haremde bir tane katil dolaşıyor zaten. Ondan bilirler.
Belki de Hürrem'in üstüne kalır gene. Sultan. Bu odadan sağ çıkmak istiyor musun? Madem öyle, bundan böyle benim için nefes alacaksın. Aksi halde nefesini keserim senin. Hürrem'in yanında kalacaksın yine. Lakin attığı her adımı bilmek istiyorum. Gözün üzerinde olacak. Sevabı, günahı neyse bir bir anlatacaksın. Aksi halde canını alırım senin. Anladın mı? Anladın mı? Güzel. Şimdilik canını bağışlıyorum senin. İbrahim bana söz verdi. Bizi acısıyla baş başa bırakmayacak. Hele şimdi baba olacağını öğrendi. Dönmesi zaruridir artık. Hatice nasıl hissediyor ben biliyorum. Hünkârım ne zaman sefere gitse... neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Paşanın mühim bir vazifesi var. Allah'tan tek dileğim, vazifesini layığıyla yapıp geri dönmesidir hünkârım. İbrahim Paşa Hazretleri, limanda bizi bekleyen ulaklar bir mektup getirdiler. Payitahttan mı? Hayır paşam. Kahire'den Kadızade Mehmet Bey göndermiş. İbrahim Paşa Hazretleri, yüce padişahımızın fermanı tarafıma ulaştı. Lakin siz değerli paşamızı bekleyemeden duruma müdahale etmem icap etti. Aksi halde Ahmet Paşa gerekli tedbirleri alıp kuvvetini artıracaktı. Epey uğraştıktan sonra Memlük beylerini ikna ederek yanımıza çektik. Hediyeler, bahşişler dağıttım. Sonunda hain Ahmet Paşa ve beraberindekiler Kahire'de hamamda zevkü sefa içindeyken harekete geçtik. Ahmet Paşa, Sultan Süleyman'ın adaletinden kaçabileceğini mi sandın? Seni vezirim ilan ettim. Önüne altınlar yedim. Karşılığı bu mu olacaktı? Devleti âliyeye ihanet edeceğime şerefimle ölmeyi yeğlerim. Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla devleti âliyeye ve yüce hünkârımızın iradesine karşı düşmanlarımızla işbirliği yaptığınız için ihanet suçundan idamınıza karar verilmiştir. Paşa kellesi alınmak suretiyle bertaraf edilmiştir. Mısır'daki dilliğin ve düzenin tesisi için siz değerli paşamızı beklemekte olduğumuzu hürmetlerimle arz ederim. Mısır bizi bekler.
Hep sen kazanıyorsun. Artık oynamayacağım. Hasbahçe'ye inip ok atmak istiyorum. Sen böyle her mağlubiyetinde kaçıp gidecek misin Mustafa'm? Hı? Bu mağlubiyetten bir ders çıkar. Nerede hata yaptım de. Tamam, aldım dersimi. Ama güzel ok atıyorum değil mi? Onu da göreceğiz. Seni gerçek ok atacağın ava götüreceğim. Sabit olan hedefi vurabiliyorsun. Bakalım hareket eden hedefi vurabilecek misin? Hemen gidelim ava. Şimdi olmaz. Her şeyin bir vakti var. Muhabbet kuşlarım. Aşkım nasılsın? Yine sevdiğini naz mı yapıyorsun? Bak, o güzel ütüyor. Sen de cevap versene. Yalvarıyorum git. Sultanım. Nigar, gel. Bak şunları. Ne güzel ödüyorlar. Bir şey mi var? Hünkârım. Mustafa'yı almaya geldim. Sizi meşgul etmesin. Anne biraz daha kalalım. Babam beni ava götürecek. Ben de padişahımız efendimiz için en büyük yeğeyi avlayacağım. Nerede avlanacağız? Edirne'ye gideriz. En güzel avlaklar orada. Konuşsana, ne oldu? Mahidevran Sultan. Ne olmuş, ona ne yaptı yine? Ne zamandır söyleyeceğim ama... Nigar Kalfa. Senin yanında olduğum için beni düşman belledi. Şimdi sana bir şey mi yaptı yoksa? Yok. Ama yakındır. Korkuyorum. Korkma Nigar. Ben sağ oldukça kimse sana zarar veremez. Orada ne işi var? Bilmem. Herhalde Mustafa'yı almaya gelmiştir. Gideyim. Beni ararlar şimdi. Hmm. Ya ben bu Sadık Hatun'u iki gün görmesem rüyalarıma giriyor. Ama İbrahim Paşa söz verdi. Baş göz edecek bizi inşallah. Bak, bahar patladı. Ağaçlar, kuşlar bayram ediyorlar sanki. Bizim aşkımızı kutluyorlar. Ama Sadık Hatun'un pek bir yakınlığını görmedim daha. Mahcup tabii. Ah onun o mahcubiyeti bile öyle güzel. Benim öyle bu sarayda işim bitti Nasuh Efendi. Nasıl? Yani az kaldı.
Ben gidiyorum. Olur mu, daha hünkârımızın ve sultanın resmi var. Ama gitmem lazım. Öyle dedi. Kim dedi? Şey... Yani ben yapamıyorum burada. Kırım'ı özledim. Ya o Kırım kaçmaz, gidersin. Gel gidelim, resimlere bir bakalım. Hadi. Meyve getirdim size. Etrafı toparlayayım. Lüzum yok, sağ ol. Sadıka Hatun. Ellerine sağlık. Zahmet verdik sana. İyisindir inşallah. İyiyim. Sultanım bekler. Afiyet olsun. Oğlum. Bakayım sana şöyle. Çok yakışıklı oldun. Abim nerede? Mustafa abini mi özledin? Hı hı. Dünya gelsin. Seni abine yollayayım. Oynarsınız. Hı? Tamam. Neredesin? Ben çıkınca hemen arkamdan çıkıyorsun. Esma Hatun burada. Kızların yanına indim bir ne var ne yok diye. Hep seni konuşuyorlar. Seni çok seviyorlar. Güzel. Sevsinler beni. Hünkârımız ava gidecekmiş diyorlar. Av mı? Senin haberin yok mu? Mustafa'yı da götürecekmiş yanında. Başka kim gidiyormuş? Hünkârımız Mustafa'yı yalnız götürmez. Mahidevran Sultan da gidermiş. Yani öyle dediler. Av nerede oluyor? Edirne'de. Günlerce sürermiş. Ava gitti mi dönmek bilmezmiş hünkârımız. Ne zaman gidiyorlar? Git öğren çabuk. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oğlum, şehzadelerin güzidesi. Hünkârım, şeref verdiniz. O kadar uzun zaman geçti ki nihayet hünkârımla baş başa ava gidebileceğiz. Hatırlarsın, Manisa Sarayı'nda ava giderken bizi yanında taşırdı. Ayrılmak istemezdi. Mahidevran. Bak sana ne getirdim. Senin için acem işi kadifeler ısmarlamıştım. Teşekkür ederim validem. Zahmet buyurdunuz. Babamla Edirne'ye ava gideceğiz. Öyle mi? Ne güzel. Mustafa şimdi mektepte. Daha sonra oynarsınız. Tamam. Aslan parçası. Mustafa'yı ilk avına götüreceğim. Hı? Mehmet de gelsin. Hem Mustafa abisine çok düşkün. Beraber vakit geçirirler. Mehmet daha çok küçük. Ben de gelirim sizinle. Çocuklarla alakadar olurum.
Tabii münasip bulursanız. Daha vakit var Hürrem. Bu mevzu bilahare konuşuruz. Hünkârım. Rahatsız ediyorum lakin önemli bir havadis vardı. Hayırdır Sümbüla? İnşallah hayırlı haberlerdir hünkârım. İbrahim Paşa'dan mektup gelince tez elinize ulaştırmak istedim. Hünkârımız efendimiz, hürmetle ellerinizden öperim. Size hayırlı havadisleri yazmanın saadetini yaşamaktayım. Rodos'ta bulunduğum esnada Kadızade Mehmet Bey'den mektup geldi. Hain Ahmet Paşa ve ona bu isyanda destek veren beylerin kelleleri alınmış. Mısır'da isyan bastırılmış. Ben denizle Kahire'ye doğru ilerliyorum. Sultan Süleyman Han Hazretlerinin iradesinin tecelli etmesi, huzurun, asayişin sağlanması tek hedefimiz. Sultanım, büyük bir denizin ortasında yazıyorum size. Etrafım sonsuz bir sessizlikle kuşatılmış. Aniden tepemizde bir kuş sürüsü beliriyor. Karaya bu kadar uzak mesafede uçan bir kuş sürüsü. Ben hayalimdeki siz deniz kızını beklerken kuşlar. Bunlar nereye uçuyorlar acaba? Simurg olabilir mi bu kuşlar? Zümrüt-ü Anka kuşları Kaf Dağı'nın ardındaki hakikati bulmaya kanat çırpıyorlar. Aşk denizinden geçip ayrılık vadisine mi varacaklar? Ben de size kavuşmak için kanat çırpan Simurg oldum. Beni esirgeyen, şefkatle saran kanatlarınıza yüz sürsem. Kalbinizin her atışını duyduğum gerdanınıza Simurg olarak konsam, orada son nefesimi versem, siz Buse'nizle yeniden can verseniz bu yorgun kulunuza, hakikatin bizde tecelli ettiğini anlatsanız. Serin uykularda teninizin kokusuyla sarhoş olsam, hiç uyanmasak, ta ki evladımız beşiğinden bizi çağırana dek. Ormanda büyük kaplanlar, ayılar varmış. Ya karşıma çıkarsa? Sen hepsiyle baş edersin. Hem hünkârımız da yanında olacak. Anne, sen de gelecek misin? Ava babanla çıkacaksınız. Ben de Otağ'da ya da Edirne Sarayı'nda sizi bekleyeceğim. Çık, çık, çık. Mehmet'i hazırladım. Eşyalarını da topladım. Hı. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Sen neden giyindin böyle? Mehmet'i yalnız bırakmayayım diye dedim. Esma Hatun alakadar oğlum Mehmet'le. Selim'le Mişim sana emanet. Sen sarayda kal. Hürrem Sultan, Sümbüla ile konuştum şimdi. Araba hazırmış. Hünkârımız çıkacakmış birazdan.
Bırak biz alırız içeri. Yok olmaz. Ben yokken kimse bakmaz bunlara. Yazık ölmesin de. Hay Allah. Peki ver bana. Taşıyayım bari. Gün şalımı koydun mu? Yeşil elbisemi. Ne lazımsa yerleştirdim sultanım. Siz merak etmeyin. Fazlası var, eksiği yok. Güzel. Sultanım. Hazır Sümbül ağam. Şu sandıkları taşıttırırsın. Mustafa'nın sandığını da onun odasından aldırdı. Sümbül ağam. Sultanım, şehzademizin eşyalarını arabaya yükledik zaten. Hadi o zaman. Bunları da alın. Hünkârımız beklemesin. Sultanım. Sizin geleceğiniz bana söylenmedi. Ne? Vallahi ve tillahi hünkârımız emir verdiler. Şehzadelerimiz Mustafa ve Mehmet'i götürecekmiş. Bir de... Bir de kim? Hürrem Sultanı. Yine yaptı yapacağını. Anne, ne oldu? Yok bir şey. Hadi git sen. Sen gelmeyecek misin? Benim burada kalmam icap etti. Neden? Hadi git oğlum. Babam beklemesin. Hatice'm üzülme artık. Mısır'daki isyan büyümeden bertaraf edildi. İbrahim Paşa da hayırlısıyla tez zamanda gelecektir. İnşallah tehlike altında değildir validem. İnşallah. Sıhhatin nasıl? Bebeğine iyi bakıyor musun? Yorma sakın kendini. Esas bebek benim galiba. Evet. Herkes peşimde. Onu yapma, bunu yapma diye. Meraklanmayın sultanım. Ben her tedbiri alıyorum. Hekimler mütemadiyen muayene ediyor. Sağ ol Gülfem. Biliyorum Hatice'me düşkünlüğünü. Ama hiç değilse İbrahim Paşa dönene kadar bu sarayda. Gözümün önünde olmanı istiyorum. Paşa'ya söz verdim validem. Kendi yuvamdan da pek ayrı kalmak istemem. Ama böyle arada gelir kalırım. Burayı da özlüyorum. Sizleri özlüyorum. Validem. Hatice'm. Gözümün nuru sultan. Seni gördüm pek mesut oldum. Ben de sana uğrayıp öyle çıkacaktım yola. Validem Mısır'la ilgili hayırlı haberleri nasılsa vermişti sana. Sen iyi misin? İyiyim hünkârım. Sağlığınıza duacıyım. Siz de mi gidiyorsunuz yoksa? Sefere gitmiyorum, endişelenme. Edirne'ye ava gidiyorum. Malum bahar geldi, av mevsimidir. Şehzadelerim Mustafa, Mehmet ve Hürrem de geliyor benimle. Mahidevran? Ayas Paşa tam yetkilidir. Herhangi bir arzunuz olursa kendisine iletirsiniz.
Paşa Hazretleri, gelişinizi dört gözle bekledik. İnce ruhlu İbrahim'den ince donanma. Hünkârım, haddim değil ama Ahmet Paşa'nın planı daha doğru. Savaş oyununu iyi kurmuş. Devlet-i Aliye'nin veziri evveli hasoda başım İbrahim'dir. Sen kimsin? Seni men ederim. Benim fikrim neyse söylerim. Söyleyemezsin paşa. Söyletmem. Ahmet Paşa bundan sonra hizmetlerine Mısır'da vali olarak devam edecek. Arzunuz üzere ibreti alem olsun diye asıldı paşam. Kaldırın artık şunu. Kellesini hünkârımıza yollayın. Ahali yeterince ibret almıştır. Hadi ava gidelim. Acele etme aslan parçası. Önce bir yerleşelim, sonra. Hürrem. Gözümün nuru sultanım. Beğendin mi burayı? Hünkârım. Burası cennet. Keşke hep orada olsak baş başa. Hadi içeri geçelim. Dinlenelim biraz. Buraya da mı getirdin kuşlarını? Benim uğrum bu kuşlar. Ben nereye, onlar oraya. Sesleri huzur veriyor. Çık çık. Sen de benim huzur, sevinç, neşe kaynağımsın. Ben de seni koyacağım kafese. Hünkârımız gittiğine göre en sevdiğin tatlıyı yaparsın. Bir el tavla oynayalım. Kazanırsan yaparım. Revani isterim. Revani? Tamam. Kolay gelsin. Ay Nigar! Hiç ağırma gelmem. Şeker Ağa'ya birkaç şey ısmarlayacağım. Çarşıya giderken alsın. Neymiş onlar? Esvaptı, takıydı. Hatun işleri yani. Hay maşallah. Sen pek süslü oldun ha. Yakında halvete de gitmek istersin. Tövbe tövbe. Nigar Kalfa, Mahidevran Sultan sizi çağırıyor. Ne oldu? Yüzün düştü birden. Yoksa sultanımızı üzecek bir şey mi yaptın? Yok öyle bir şey. Revane kabul. Peki ben ne alacağım kazanırsam? Yarın izin vereceğim, çarşıya çıkar dolaşırsın. Bak söz verdin, caymak yok. İyi iyi hadi. 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 Seninle ne konuştuk biz? Hani Hürrem'in attığı her adıma haber verecektin? Sultanım, diyecek bir şey yok. Hem zaten kendi Edirne'ye gitti. İşte bunu soruyorum zaten. Onun da gideceğine neden haber vermedin bana? Sultanım, vallahi ben de bilmiyordum. Bana bir şey söyle Nigar Kalfa. Onunla ilgili bir şey söyle. Yoksa canını yakarım senin. Gözüm kulağım açık, inanın sultanım.
bir şey olursa, bir hatası olursa... Hele bir söyleme. Bak o zaman ben sana neler yapıyorum. Bir tane daha çek. Bir tane daha çek. Kutuya sabit. Esma. Yüzük yok. Nerede? Bilmem. Görmedim sultanım. Elinizde değil miydi? Ya düştüyse? Kaybolursa ölürüm. Sultanım, sarayda mı unuttunuz acaba? Git odaya bak. Mücevher kutusuna bak. Bul, getir bana. Terasta çıkar keman çalardı. Ben de onu dinler, ona bakardım. Çok özledim Gülfem. Sultanım hadi, önce yemeğimizi yiyelim, sonra da size burada kalacak bir daire hazırlayalım. İbrahim'in odasında kalsam olmaz mı? Nasılsa Hasuda tarafı bomboş. Kimse yok. Mahidevran, nasılsın? Nasıl olayım sultanım? Canım çok sık. Mustafa Mürrem'e emanet gitti Edirne'ye. Hünkârım oğluma eşlik etmeyi bile çok gördüm. Burayı da verdi ona. Bunları düşünme artık. Aksi halde huzur bulamazsın. Hadi gel. Yemek yiyelim. Geliyorum hemen. Şeker. Nefes al. Tut. Şimdi bırak. Av deyip geçme. Av savaş talimidir. Bizim atalarımız asırlardan beri avlanarak kendilerini savaşa hazır tutarlar. Attığın her oku düşmana atıyor gibi atacaksın. Anladın mı? Şimdi bir daha dön. Mustafa'm, Sultan Süleyman Han Hazretleri Edirne'ye yola çıkmış. Ava çıktığı söyleniyor. Biz sefer emri beklerken padişahımız av peşinde. İbrahim Paşa da malum Mısır'a gitti. Payitahtı Ayas Paşa'ya emanet etmişler. Osmanlı mülkü başıboş kaldı desene.
Gayrimüslimler bizim topraklarımızda bizden daha uygun şartlara sahip. Ahali huzursuz. Düğünlere dökülen paralar bizden esirgenmekte. Çok haklısınız. Sarayın bu isyanınıza kulak vermesi lazım. Ben ulufet töreninde hünkârımıza bütün sıkıntıları söyledim ama kulak asmadı. Yürüdü gitti. Kulak asmak zorunda bırakırız o vakit. İstediklerimizi elde etmenin en uygun şartları kendiliğinden hasıl olmuş vaziyette. Fecret. Vaziyet söylediğinizden daha beter. Maalesef öyle paşam. Sokaklar dul kalmış hatunlarla, çocuklarla, aç sefil yetimlerle dolu. Memluklar kendilerine baş kaldıranları kılıçtan geçirdi. Geride kalan erkekleri ise borçlarından dolayı zindanlara hapsettiler. Ne kadar yetim çocuk, dul kadın varsa hepsini toplayın. Muayenelerini yapın, karınlarını doyurun, kalacak yerler verin. İskender Bey. Buyurun paşam. Masrafların hepsini hazineden karşıla. Zindanlardaki garibanların hepsini serbest bırakın. Evleri ellerinden alınanların evlerini geri verin. İhtiyaçları olanların ihtiyaçlarını karşılayın. Aileleriyle kalacak yerler tahsis edin. Celalzade. Buyurun paşam. Söylediklerimi yaz. Kadızade Mehmet Bey'e verirsin. Buyruğumdur. Tez yapıla. Bu zalimliğin müsebbibi şeyhlerin hepsinin kelleleri alınacak. İlaveten kelleleri halka teşhir edilecek. Teşhir edilecek ki hünkârımız hazretlerinin adaletine biat edilsin. Hemen harekete geçeceğiz paşam. Ressam Leo'nun kabiliyeti malum. Döndüğümüzde ona bir vazife vermek niyetindeyim. Nasıl bir vazife? Sarayına kaşanı yaldırırım. Maaş bağlatırım. Hem de elimin altında olur her vakit. Bu saraya bile resim yapabilir. Ne malum. Belki memleketine gitmek ister. Bizimkinden hala memleket nerede bulacak? Zorla tutacak değilim elbet. Lakin ona ısmarladığım resimleri bitirmeden hiçbir yere gidemez.
Açılmaz o kafes. Bırak, kaçacak kuşlar. Aç aç, uçsun kuşlar. Mehmet, Mustafa, uyku vaktiniz geldi. Esma Hatun. Kafesi dışarı çıkar Bahçe. Hava alsınlar. Şehzadeleri de yatır. Geç oldu, uysunlar. Gazelemi okur musun? Çok isterim. Miskim, amberim, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içre sultanı. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Gülüm, sen ağlıyor musun? Geldiğimde o kadar çaresizdim ki. Denizden saraya çıkardılar bizi. Ne anne, ne baba, ne kardeş. Kimsem yoktu. Yapayalnızdım. Ölmeye bile düşündüm. Öfke vardı içimde. Kalbim hınçla doluydu. Sen bana bir aile verdin. Kimsesizlik bitti. Mehmet, Mirima, Selim ve Süleyman. Sen benim her şeyimsin. Bana bu saadeti sen verdin. Bilmiyorum.
Ne acelem var Hatice'm, gitme. Hiç gönlüm razı değil yalnız kalmana. Ben de söylüyorum validem, lakin sözüm kâr etmiyor. Hatice'm, gitme. İçimde bir sıkıntı var. Validem, sizi duyan da Manisa'ya gidiyorum zanneder. Endişelenmeyin, gider gelirim ben yine. İlla gideceksin yani. Söz dinlemeyeceksin. Peki madem. Gülfem, sen de Hatice'mle git lütfen. Yalnız kalmasın. Elbette sultanım. Hiç yalnız bırakır mıyım? Şeker Ağa'ya haber verin. Hatice'min sevdiği tatlılardan yapsın. Bilal'e götürsünler. Şeker Ağa'nın tatlılarına hiç hayır demem. İbrahim Paşa da pek sever. Yazık olmuş. Keşke kuşları gece dışarıda bırakmasaydınız. Burası orman. Vahşi bir yer, hele ki geceleri. Hürrem üzülme, yeni kuşlar buluruz sen. Gidelim buradan baba. Annemi özledim. Hemen gidelim Hürrem. Siz payitahta dönün. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Bir şey olacak kesin. Kötü bir şey. Uğursuzluk bu. Allah'ım sen bizi koru. Hadi. Ocak sefer beklerken Vezir-i Azam İbrahim Paşa hain Ahmet Paşa'nın yıktığını yapmaya gitti Mısır'a. Islahat eylermiş araba, memlüke. Sen önce payitahta ıslahat eyle. Ocak kederde, peki padişah efendimiz nerede? Av sefasında. Saadet tükendi yiğitler. Seferlerden alamadığımızı payitahttan almaktan başka çaremiz kalmadı. Haydi aslanlar, yakın, yıkın, yağmalayın. Kılıcınız keskin, yolunuz açık olsun. Bismillah Allah Allah. Dervişi dervişan, makbulü makbulan, baş füryan, sine füryan, dide halkan, Yezide kan kusturan, göğüs kalkan, aslan pençesinden kelle kurtaran, bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran. Mucizat-ı fahri cihan, kerem-i şah-ı merdan, bir hürmeti abdalan, hu diyelim, hu! Hu! Allah aşkına peygamber uğruna! Zindanlardaki mahkumlar salıverilmiş. Sokaklardaki kadın ve yetimler toplatılmıştır. Bu mahkumların vergi borçları silinecektir. Hepsine hayatlarını kurabilmeleri için 50'şer altın dağıtılacaktır. İhtiyaç sahibi dul ve yetimlere maaş bağlanacaktır. Defterdar İskender Paşa ele geçirilen Memlük vergi defterlerine göre tespitlerini yapmaktadır. Mısır eyaleti için yeni bir kanunnameyi hazırlamaktayız. Eksik var mı Celalzade? Yok paşa. Derhal hünkârımıza yollayın. Islahattan malumatı olsun. Paşam, bizden mütemadiyen kaçan Şeyh Ali ve Bakaroğlu kabilesinin şeyhi sonunda gizlendikleri çölden Kahire'ye getirildiler. Ve emir buyurduğunuz gibi infazları yapıldı. Züveyla kapısında halkın huzurunda zalimlerin işi görüldü şükür. Bu belada def edildi hala. Şimdi yakalanın tamirine başlayalım.
Çeşmeleri, su yollarını tamir edin. Camilerimize para yardımında bulunun. Piri Reis'e söyleyin haritalarını çizsin. İbrahim Paşa'm, geldiğiniz günden beri durup dinlenmediniz. Oyalanmaya vakit yok Kadızade. Bir an evvel işlerimi halledip geri dönmek istiyorum. Zira payitahtta bizi mühim vazifeler bekler. Sizi bekleyen sadece vazife değil elbet. Allah sultanımıza ve doğacak Sabi'ye uzun ömürler versin. Paşam, müsaadenizle akşam bir eğlence tertip etmek isterim şerefinize. Uğursuzlu bu yüzükle başladı. Bak, yüzük yok. Kayıp. Sonra kuşlarım öldü. Sultanım, vallahi aradım her yeri yok. Almamışız belli ki. Yolumuz uzun mu? Ne vakit annemi göreceğim? Mustafa, bak. Sen istedin, dönüyoruz. Yolumuz uzun. Annene kavuşacağım işte. Keşke hünkârımız da dönseydi bizimle. Esma. İçim daralıyor. Önce Vezir Ayas Paşa'nın konağından başlayın. Tepedekilerin canı yansın ki anlasınlar vaziyetin ciddiyetini. Sonra İbrahim Paşa'nın sarayı, sonra da sarayı Hümayun kapısına dayan. Reis Ülkütte Paydar Efendi. Bu ocağın yanında olman, haklı davamıza sahip çıkman bize güç verdi. Sarayda padişahın haremiyle ailesi sahipsiz kaldılar. Kimseye acımayın. Padişah size acıdı mı? Siz niye acıyasınız? Korkmadan yürüyün, ezin geçin. Kudret böyle görülür. Benim bir canım var, o da sizin bu haklı davanızda feda olsun. Sultan Süleyman havadisi alır almaz yola çıkacaktır. İstediğimizi alamazsak, Konstantiniyye'nin hiçbir kapısından giremez. Edirne kapıda kalır. Hünkâr geldiğinde taş üstünde taş kalmayacak. Şartlarımızı kabul ederse ne âlâ. Vezir-i Azam İbrahim Paşa'yı azlederse sarayının yolunu açarız. Buyur beyim, iyi günlerde kullan. Kolay gelsin ailece. Sağ ol, yine beklerim. Şey, bugün Kırım'a giden gemi var mıdır? Bilmem. Bugün yoksa haftaya vardır. Yok, o kadar bekleyemem ben. Sen en iyisi limana git sor. Daha doğru malumat alırsın. Tamam, sağ ol. Kaç akçe metresi? Bunlar 5 akçe, bunlar 2 akçe. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Ne konuştunuz bizim Kırımlı'yla? Gemileri sordu, ben de limana git dedim. Allah Allah. Mustafa'm rüyalarıma giriyor validem. Öyle özledim ki. Ben de çok özledim. Ama artık büyüdüm. Alışacağız artık böyle ayrılıklara. Mustafa'mın Hürrem'e emanet oluşu da huzursuz ediyor beni. Valide. Gel dayı. Hatice'm sarayına vardı değil mi?
Vardılar sultanım. Şimdi Ayas Paşa haber gönderdi. Acilen sizinle görüşmek ister. Hayırdır inşallah. Mesele neymiş? Bilmiyorum sultanım. Mühim demiş. Kesin kötü bir şey oldu. Ağzından yel alsın. Maşallah maşallah. Bugün çok bereketli geçti. Altın gümüş yetiştiremedik. Pazar ihya oldu. Kaç yeniçeri? Hayrola Leo efendi, yolculuk nereye? Ben gidiyorum. Veda bile etmeden, öyle mi? Affedersin ama sen bana gitme diyor. Tutacaksın beni. Tutarım elbet. Var mı öyle her şeyi yarım bırakıp gitmek? Sultan Süleyman sorduğunda ne cevap vereceğim? Görmedim beni. Kaçmıştı. Vallahi hem gördüm hem duydum. İlla gideceksen bekle, hünkârımız dönsün. Nasıl efendi? Ben gidiyorum. Yok olmalı. Ya niye inat ediyorsun Leo? Dur ya, dur. Ne oldu? İsyan başlamış Nasuh efendi. Ulçeri kazan kaldırmış. Yakıp yıkıp saraya yürüyorlarmış. Allah. Eyvahlar olsun. Hatice sultanımız. Victoria sarayda yalnızlar. Ne istiyorsunuz? Bırakın. Yapmayın. Bırakın onları. Açın bana bir. Bırak. Valide Sultanım. Ayas Paşa'm, mühim demişsin. Ne oldu? Yeniçeriler Sultanım. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip kazan kaldırdılar. Şehri yağmalıyorlar. Ayas Paşa, nasıl olur? Bu ne cüret? Vaziyet vahim Sultanım. Şehri yakıp yıkıyorlar. Benim sarayımı da yaktılar. Ailemle saraya sığınmak zorunda kaldık. Payitahtın asayişinden sen sorumlu değil misin? Nasıl olur da isyanı bastıramazsın? Bostancılar ve baltacılar var bir tek elimde. İsyana müdahale edebilecek kuvvetli değiliz. Ancak sarayı koruyabilirler. Onlar bizim kulumuz. Saraya saldıracak değiller herhalde. Asiler at meydanında toplanmış, Bab-ı Hümayun'a doğru yürüyüşe geçmişler. Hemen aslanıma haber gönderin. Ulaklar yoldalar. Hatice. Derhal gidin Hatice Sultan'ı buraya getirin. Hatice Sultan'ın sarayda olduğunu sanıyordum. Ayas Paşa, git bana kızımı getir. Eğer ona bir şey olursa hepinizin canına okurum. Sağ ol Sadıka. Afiyet olsun sultanım. Gülfem. Batrakçı Nasuh Efendi Sadıka'ya meftun olmuş. Ya. İbrahim onları baş göz edecek galiba. O vakit size yeni bir nedimi bulmak icap eder.
Bu ne böyle? Yangın çıkmış belli ki. Bir şeyler oluyor Gülfem. İçeri girelim Sultan. Hayra alamet değil. Sadıka! Dışarıda kimse kalmasın! Kapıları kapatın. İbrahim Paşa'nın sarayına gitmeliyim. Yürü gidelim. Birlikte. Yalnız gitmek yok. Hadi. Kapıları kapatın! Valide Sultanım. Ne oldu Sümbül Ağa? Hatice'm nerede? Binlerce yeniçeri sarayın önünde. Bostancılar çıkamıyor dışarı. Hatice'm, kızım. Sultanım, Ayas Paşa sarayın emniyeti için bütün tedbirleri aldı. Her ihtimale karşı şehzademizin ve sizin mahzene inmenizi istiyor. Gitmem. Saklanmam. Hatice'm ne olacak? Kızım ne olacak? Sultanım, metanetli olun. Size ihtiyacımız var. Bütün harem sizin gözünüzün içine bakıyor. Ona dedi, gitme dedi. Dinlemedi beni. Sultanım, hadi oturun. Derhal mahzene inme lüzumu hasıl oldu sultanım. Vaziyet bu kadar fena mı? Ayas Paşa ve valide sultanımız emir buyurdular. Tedbirli olmakta fayda var. Günihal, Gülşah, hadi. Ne oldu? Neden durdu? Sultanım, isyan çıkmış. Sarayın kapıları yeniçeriler tutmuş. Kapılar kapalı. İçeri giremezsiniz. Olmaz, saraya girmem lazım. Sultanım, tek çare İbrahim Paşa'nın sarayına sığınmak. Devam et, yürü.
Payitahttan Vezir Ayas Paşa'nın mektubunu getirdim hünkârıma. Hemen vermem lazım. Girin içeri. Hadi. Kimseyi bırakmayın yukarıda. Herkesi emniyetli bir yerde toplayın. Meraklanmayın sultanım. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Tamam. Hadi acele edin. Toplanın. Hadi, hadi. Bu gece herkes sarayın mahzenlerinde kalacak. Sultan! Canınız ne tatlıymış. Sultanımız, valide sultanımız da mahzende kalıyor. Size ne oluyor? Yarın Allah kerim, hadi. Gir, gir. Şeker ağa. Buyursun Bülah. Bu ne yahu? Sefere mi çıkıyoruz be Adem? Bu kadar insan aç mı kalsın? İyi, hadi sallanmayın. Çabuk. Çabuk. Ya saburu yarayın. Kapat kapıları. Kapat. Yanıyor payitahtımız. Elleri kırılsın yakanların. Sultanım, sakin olun. Bebeğinize bir şey olacak. Hadi gelin şöyle. Tez zamanda bastırırlar bu kargaşayı. Merak etmeyin. İbrahim'in yokluğunda başımıza gelenlere bak. Gülfem. Ya buraya gelirlerse? Onlar padişahımızın kulları. Bize bir şey yapmazlar. Hanedan arabası bu. Hünkârımız mı döndü acaba? Gel ben Leo, muhafızlara haber verelim. Gel. Sultanım. Acele edin sultanım. Hemen saraya girmek istiyorum. Tutunun. Çabuk. Çabuk. Şehzadem. Hadi. Hadi. Leo sultanım. Leo buradasın. Neden? Sadık'a. Sultanımız nerede? O nasıl?
Mustafa'm, korkma. Hürrem, hünkârımız nerede? Bizi önden gönderdi. O da yolda. Ya ona bir şey olursa? Saraya gidemedik. Evlatlarım orada. Allah muhafaza. Hadi hemen yukarı çıkın. Odaya girin. Sakın çıkmayın oradan. Hadi Hürrem yukarı. Hürrem hadi yukarı. Sultan. Gel ya. Validem, daha ne kadar kalacağız bu yerin dibinde? Dua etmekten, Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok. Söylenmeyi bırakın, dua edin. Evlatlarımız için, payitahtımız için. İbrahim'in yokluğunu fırsat bildiler hainler. Ben dedim, uğursuzluk dedim. Hürrem, aklına mukayyet ol. Geçecek bunlar. Sarayı yakacaklar. Sarayı yakacaklar. Kapıya dayandılar. Aşağı inmemiz lazım. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum sultanım. Arka bahçeden kaçabiliriz. Hadi hemen çıkalım. Hadi. Mustafa. İyi misiniz?